GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci iş gününde piyasaları incelediğimizde oldukça kritik bir sürecin ortasında olduğumuzu belirtebiliriz. Pazar günü gerçekleşen Yunanistan seçimlerinin sonuçları ve yarın açıklanacak FOMC beyanatı öncesinde oldukça kritik bir süreçle karşı karşıyayız. Belirttiğimiz gibi özellikle de bugün açıklanan verilerle birlikte de hareketliğin arttığını ifade edebiliriz. Burada Yunanistan gündemi ile ilgili gelişmelere baktığımızda Avrupa endekslerinin her ne kadar günün başlangıcında pozitif bölgede seyretmeye çalış da siyasi risklerin ekonomiye de e, etki etmesi, kapsamasıyla birlikte kayıpların ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Yunanistan'da kabinenin belirlendiği gün içerisinde Siriza parti sözcüsünün borçların gene ödenmesinin gerçekçi olmadığını belirtmesi endişenin tekrar tırmanmasında etkili oldu. Dün de Avrupa Birliği tarafından benzer açıklamalar gelmişti. Bugün de AB üyelerinden yetkili kişilerin borçların ödenmesi gerektiğine ve Yunanistan'a ayrıcalık tanınmayacağına ilişkin ifadeleri tekrar kutuplaşmayı arttırmış bulunuyor ve bununla birlikte de Avrupa endekslerinde satışların derinleştiğini ifade etmekte fayda var. Günün ana başlıklarından birisi de Avrupa gündemiyle ilgili Yunanistan gündemiyle ilgili gelişmelerdi. Diğer gelişmelere bakacak olursak burada S&P'nin kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Rusya'nın kredi notunu düşürdüğünü gördük. Not görünümü negatif olarak korundu. Not güncellenmesindeki nedenler ülkenin zayıflayan parasal esnekliği ve büyüme olasılığının zayıflaması olarak gösterildi. Böylece ülkenin kredi notu 2010, 2004 yılından bu yana ilk kez yatırım yapılamaz seviyeye çekilmiş oldu. Bu gelişmenin ardından Rusya Maliye Bakanı'nın açıklamalarını izledik. S&P'nin kredi notu kararında hükümetin antikriz planını hesaba katmadığını belirtti. Antikriz planı cari yıl için, 2015 yılı için sıkı bir mali disiplin içeren ve yapısal reformlara da yer veren bir plan olarak hazırlandı hükümet tarafından. Japonya piyasaları ile ilgili e, gelişmeye öne çıkan gelişmeye bakacak olursak burada da Japonya Ekonomi Bakanı Amari'nin açıklamaları gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki keskin düşüş nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın e, %2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için 2 yıldan daha uzun zamana ihtiyacı olduğunu belirtti Amari. Burada hükümetin ve bojun enflasyon hedefinin yakalanacağı tarih konusunda zaten kesin bir söyleminin de olmadığını, bunun kullanılmadığını da hatırlattı. Avrupa endekslerindeki negatif durumdan bahsetmiştik. Burada diğer önemli gelişmeye göz atacak olursak Özellikle İsviçre frangı içerikli paritelerde yüksek bir hareketlilik olduğunu ifade edebiliriz. Burada bankanın euro frank paritesindeki 1.20 tabanını koruma taahhüdünden vazgeçmesinden bu yana frank içerikli paritelerde özellikle zaten sert değer değişimlerinin dikkat çektiğini belirtmiştik. Burada bugün İsviçre Merkez Bankası'nın açıklamaları da etkili oldu. 1.20 tabanından vazgeçilmesinin bir zorunluluk olduğu dile getirilirken bankanın hala müdahale için hazır olduğu da ifade edildi. Bu gelişme sonrasında Frank'tan çıkışların hız kazandığını gördük. Bunun da Euro'ya destek kazandırdığını gördük. Bu nedenle de e Euro'nun gün boyunca destek bulmasının nedenlerinden birinin de bu olduğunu hatırlatmakta fayda var. İngiltere'ye baktığımızda burada çeyreklik bazdaki öncü büyüme rakamının açıklandığını gördük ki burada beklentinin üzerinde bir gerileme ile birlikte %0.5'lik bir büyüme rakamı açıklandı. Beklenti %0.6 yönündeydi. Morgıç onaylarının da beklentilerinin altında kaldığını izledik. Buna karşın yıllık büyüme rakamının 2007 yılından bu yana aralıksız bir büyümeyi işaret etmesi, pozitif büyümeyi işaret etmesi dikkat çekti. Diğer yandan dün Bahsettiğimiz İngiltere Merkez Bankası'ndan Forbes'un faiz artırımının beklenenden erken gerçekleşebileceği açıklamalarına benzer söylemlerin bugün de piyasalarda dolaşması, etkili olması, spekülatif hareketlerle birlikte e, veriyle ilgi olmayan fiyatlamalarında bahsedilmiştir desteklenmesine katkı sağladı ve sterlinin verilerin tersine, verinin e, normal etkisinin tersine sterlinde değer kazanımlarının ön plana çıkmasında etkili oldu. Avrupa piyasalarından ABD'ye geçecek olursak yarınki kritik FOMC beyanatı öncesinde burada e, önemli verilerin açıklandığını takip ettik. Öncelikle ABD'de dayanıklı mal siparişleri rakamlarının beklentilerin oldukça altında bir performans sergilediğini ifade edebiliriz. %0.6 artış göstermesi beklenen siparişler %3. Dörtlük gerileme yaşadı. Çekirdek dayanıklı mal siparişlere baktığımızda ise yine benzer bir sürprizle birlikte gerileme payı genişledi ve %0.8'lik bir düşüş sergilendi. Beklenti burada da %0.6'lık bir artış gerçekleşmesi yönündeydi. Bunun ardından Türkiye saatiyle 17'de tüketici güveni ve yeni konut satışları rakamlarının açıklandığını gördük. Burada... E Dayanıklı mal siparişleri rakamlarının tam tersine olumlu bir görünüm sergilendi. Tüketici güveni 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Yeni konut satışları da beklentinin oldukça üzerinde bir sonuç sergiledi. 481 bin olarak açıklandı. Fakat burada özellikle dayanıklı mal siparişi rakamlarındaki sert gerilemenin piyasalarda etkili olduğunu gördük. E, verinin açıklandığı Türkiye saatiyle 3.30'da ABD borsalarına ilişkin vadeli işlemlerde kayıpların ön plana çıktığını, bunun dolar endeksinde de kayıpları destekledi desteklediğini gördük. ABD piyasalarıyla açılışıyla birlikte de bu aşağı yönlü tutumun destek bulduğunu ve endekslerin geçen haftanın ortasından bu yana dolar endeksinin geçen haftanın ortasından bu yana gerçekleştirdiği yükselişin yaklaşık yarısına kadar şu anda gerilemiş olduğunu ve şu anda da bu etkinin sürdüğünü ifade edebiliriz. Burada kısaca fiyatlamalara göz attığımızda ABD endekslerinde satışların daha da de derinleştiğini ifade edebiliriz. Özellikle Dow Jones ve Nasdaq endekslerinde %2'ye aşan kayıplar var. S&P 500'de de %1.76 şu anda kayıpların ön planda olduğunu görüyoruz. Başta da belirttiğimiz gibi frank içerikli paritelerin özellikle e volatil olduğunu, oldukça hareketli olduğunu ifade etmiştik. Euro frank paritesinin gün boyunca oldukça hareketli olduğu süreçte şu an için %1'lik bir yükselişte olduğunu görüyoruz. Dolar frank paritesi de gün içerisinde 0.89'lu bölgelerden 0.92'lere yaklaşmasına rağmen şu an için %0.40'lık bir düşüşle birlikte aşağı yönlü eğilimini koruduğunu ifade edebiliriz. Bunun dışında e, popüler paritelerden euro dolara baktığımızda burada da yüzde 1.43'lük bir yükseliş olduğunu ifade etmekte fayda var. E, şunu da tekrar hatırlatalım. Euronun değer kazanımı genellikle paritelere etkileyen hareket olarak karşımıza çıkıyor. Euronun genel olarak majör para birimleri karşısındaki değer kazanımı söz konusu. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise burada eee Enflasyon raporunun açıklandığını gördük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon raporu kısaca bunu özetleyecek olursak 2015 yılına ilişkin enflasyon beklentisinin orta noktası olarak %5.5 belirlendiğini gördük. Geri çekildi enflasyon beklentisi. Burada Erdem Başçı enflasyonun orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağı düşüncesini tekrarlamış oldu. Erdem Başçı aynı zamanda Ocak ayı enflasyonunun 1 puandan fazla düşmesi durumunda faiz indirmek için 20 24 Şubat toplantısını beklenmeden yeni bir karar alınabileceğini de sözlerine ekledi ve tüm bu gelişmeler sonrasında da öncelikle BIST düz endeksine baktığımızda günün aşağı yönlü bir baskıyla devam ettiğini ifade edebiliriz. Günün sonunda BIST 100 endeksinin 91.150 puanda günü sonlandırdığını görüyoruz. %0.29'luk bir kayıpla dolar Türk Lirası'na baktığımızda 2.36 bölgesinde şu an için hareket sürdürüyor. Dolar Türk Lirası'nda 0.50'lik bir yükseliş söz konusu. Euro Türk Lirası'na baktığımızda ise Euro'nun bir plan daha, bir adım daha ön planda olduğunu ifade etmiştik. 2.69'un hemen üzerinde %1.5'a yakın bir yükselişin söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Haftanın ikinci iş gününde piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.